Merhaba dostlar. Bugün günlerden pazar. Bugün oğlumla bir video çekmek istedim. Öncelikle anlattıklarımız al sattu tavsiye değildir. Oğlan sürekli gülüyor benim şimdi gülmüyor da. <laughs> Arkadaşlar bugün birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Öncelikle şeyden başlayalım. Arkadaşlar size desem ki ya bir işletme kurmak istiyorum. Ama bu işletmede para kazanma şansım sadece yüzde beş. Siz bu işletmeye ortak olur musunuz? İşte borsada böyle bir şey. Borsada sadece yüzde beşlik bir kesim para kazanabiliyor. Yani dolayısıyla borsanın işleyişi bu şekilde. Bir arkadaşımız demiş ki 16 yaşındayım finansal özgür olabilir miyim abi 20 yaşında. Arkadaşlar kolay kolay finansal özgür olamazsınız 3 senede, 4 senede. Zaten söylüyorum. 3 senede anca hisseyi biriktirmiş biriktirmiş olmanız gerekiyor. Ondan sonraki süreçte işte zaten para kazanmaya başlayacaksınız. Mehmet de mesela 13 yaşında. Şu an ona bir yatırım hesabı açtık. Yatırım hesabı açtık derken farklı bir aracı kurumdan bir hesap açtık. Onu da birikimlerine başladık. Ee, artık temetü bile alıyor yani ufak bak olsa da temetü bile alıyor. Tamam temek şeyimiz değil temetü amacımız değil ama temetü veren şirketlerimiz de var yani. Dolayısıyla artık bir yatırımcı tabi bundan önce eğitimi ge ge geliyor önce eğitim önce eğitim ama birikimini de yapacağız yavaş yavaş ki belli bir yaşa geldiği zaman bir iş yeri kurmak ister veya bu yolda devam etmek ister babası gibi. Yani bedenden çok inşallah kafasını çalıştırır. Dolayısıyla Mehmet'in dersleri var. Mehmet'e teşekkür ediyoruz. Derslerine gitsin şimdi. Mutlaka çocuğunuza bir yatırım hesabı açın arkadaşlar. Selam vermek ister misin oğlum? Merhaba evet. der misin? Merhaba. Hadi bakalım git derslerine çalış. Arkadaşlar dediğim gibi şey o kadar kolay değil yani. Hemen ben finansal özgür olayım. Hemen para kazanayım. Dediğim gibi yani burada çok zorlu bir süreç bizi bekliyor. Yani borsanın %90'ı psikoloji. Bakın bu psikoloji çok önemli. Yani borsaya girdik, biz de girdik. Sonra bir moral bozukluğu içine girdim. Borsadan çıktım. Sonra tekrar girdim, iki girmişim. Yani o ikinci girişim artık şey oldu yani biraz daha tecrübe. Zaten bir İngiltere maceram vardı. Orada başlamıştım borsaya. Sonra geldikten sonra da bir tane arkadaşım vardı. Ona demiştim ki bak bu borsaya girdiğin zaman Para kazanmadan çıkmayacağım bu defa. Hakikaten öyle zaten bu saatten sonra hiç çıkmam ayrı konu dediğim gibi borsanın yüzde doksanı psikoloji yüzde beşi doğru ise yüzde de şans arkadaşlar. Biraz şans olacak. Şey diyor mesela çoğu yorumda şöyle diyorlar. Yani bir sosudan şaşmam işte şöyle olur işte bir sosu kağıtlar varken başka kağıda girilir mi? Ya biz de girdik bir sotuza. Yani Türkiye'nin en değerli şirketlerinden birkaç tanesine girdik öyle söyleyeyim. Ama sabredemedik ki sabredilecek gibi de değil. Yani şişe. Şişe cam. Ya dünyanın en değerli şirketlerinden bir tanesi. Neredeyse dünya yani dünyanın en değerli şirketlerinden bir tanesi kendi sektöründe. Ama yüzümüzü güldürmedi. Bu güldürmeci anlamına gelmiyor ama bu kadar sabredemezsiniz. O anlamda diyorum psikoloji derken ondan bahsediyorum yani sabredemezsiniz. Yani son bir yıl içinde neredeyse üç kere girdim çıktım şişeye. Hani adi şimdi olur adi şimdi olur ya bir türlü olmuyor. Var birkaç tane daha böyle şirket var. Ben kesinlikle şişe şeyinde söylemiyorum. Yani şişe alınmaz diye söylemiyorum. Mesela bir tane çok fazla takip ettiğim şey yok artık. Yani böyle aa, ekonomist falan filan yok. Yani kendi kararımı kendim veriyorum. Hani sağa solda da dinlemiyorum artık. Çünkü ben bu saatten sonra artık başkalarını dinliyorsam zaten bu işi yapamam anlamına geliyor. Ya yani bu işi bu işten anlamadım anlamına geliyor. Bundan yaklaşık bir yıl önce dinlediğim yine bir son bir şey vardı böyle. Kendimi biraz geliştirmiş hakikaten. Şu anda hala çalışıyor. iş yerinde falan çalışıyor. Yani ben şey değil. Hani tanışıklığım böyle yüze yüz tanışıklığım yok. Adım takip ediyorum sadece internetten. Seçimde diyorduk işte şöyle şöyle grafik şöyle gidecek. İşte 7500'e gelecek endeks. Onu tutturamadı. Ya tabi adamın bu görüşü bu. Yani illa tutturacak diye bir şey yok zaten. Ondan sonra dedik işte yılbaşına kadar şişe cam 3 haneli rakamlara mutlaka gelecek. O zaman 34'lerde 35'lerdeydi dedi, dedik 3 haneli mutlaka görecek. Çünkü böyle finansalları var böyle iş yapıyor böyle bilmem ne yapıyor. Bugün dönüyoruz bakıyoruz hala 47 lira şişe. O borsanın işe işte böyle olması, olmaması gerekiyor diye söylüyorum. Yani hakikaten biz borsaya gireceğimiz zaman girmemiz gereken şirketler şunlar olması gerekiyor. Şişe cam, Ereğli, Vespe, Vestel örnek veriyorum. Koç Holding, Sabancı Holding, bankalar. Aa, aklıma gel Aselsan, savunma sanayi. Yani aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Biz buralara giriyoruz ondan sonra bekle bekle bekle. E bir şey olmuyor. E, bakıyoruz yan tahtalar uçup kaçıyor. Hadi diyorsun bu tarafa geçeyim. Bu defa senin al seni sattığın hisseler gidiyor. Dolayısıyla hisselerimizi doğru seçelim arkadaşlar. Bu çok önemli. Hisselerimiz doğru seçelim. Ve uzun vade mutlaka uzun vade yapmamız gerekiyor. Peki uzun vadeye başladık. Arkadaşım aldığımız ise uzun vade diye aldık ve 6 ay içinde %500 %600 yaptı. Ne yapmamız gerekiyor? Kademeli satmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani %600 yapmış ise tavan tavan gitmeye devam ediyor. Bir %10'unu satın. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. ya yani ben olsam öyle yaparım. Bir %10'unu satarım. Ondan sonra gitti. %10, %20 daha gitti. Bir %10'unu daha satarım. Tekrar gitti. Tekrar satarım %10'unu. Belli bir yerden sonra da bırakırım. Yani derim ki bu bana bu kadar yeter. Zaten sıfır maliyet yaptım burada. Bu sıfır maliyetle devam ederim arkadaşlar. Ondan sonra düşmüş mü çıkmış beni çok fazla üzmez. Dolayısıyla borsa aslında çok kolaydır. Ama işte zor olan kısmı da şu. Yani psikoloji kısmı çok zor. Çünkü dediğim gibi hani %95 kaybedeceğiniz bir işe kimse kolay kolay yatırma ikna edemezsiniz. Yani kimse ikna edemezsiniz kolay kolay yatırma. Ama bizim insanımız istiyor ki ben borsaya gireyim. Hemen koyayım buraya parayı. Alayım parayı. Tamam kurtulduk. Dolayısıyla şöyle bir şey. Sen 5 tane hisse almışsın. Bir tanesine 10 bin lira koymuşsun. Bir tanesine 5 bin lira koymuşsun. Diğerlerinde örnek veriyorum. 100 bin lira koymuşsun. Sen o 5 bin lira 10 bin lira koyduğun hisseler uçar gider. Geri kalan o yüklü koydukların yerinde sayar. Sen de şey dersin. Ya buraya 100 bin koysaydık. Buradaki de bak 3'e katlardı 5'e katlardı. İnanın ki oraya 100 bin koysanız o hisse zaten gitmez. Siz o kadar az koyduğunuz için o hisse o, o, o şekilde gidiyor. Tahtacı orada görüyor onu diyor ki götüreceğim yani buradan bu hisseyi götüreceğim. E senin hisseni de süründürüyor. Ta senden o son hisseyi alana kadar uğraşıyor seninle. Yani biz bunu çok yaşadık. Yani az para koyduklarım uçtu gitti. Yüklendiklerim genelde hep ben satana kadar gitmedi hisseler. Arkadaşlar yani çocuklarımıza da mutlaka yatırım yapalım. Peki abi parayı nereden bulacağız da yatırım yapacağız biz? İnanın ki çok zor bir dönemden geçiyoruz arkadaşlar. Yani bu a, sıkıntıyı kolay kolay atlatamayız. Artık e, gelir mi elde edersiniz? Mesai mi yaparsınız? Ben yani bir şeyler yapmamız gerekiyor ki geleceğimizi kurtaralım. Yani geçen gün de anlattım. Yani yabancılar üçte ikisi borsada. Adamlar borsadan zengin olmuşlar. Biz tabii çok geç kaldık. Çünkü bize hep şey anlatıldı. Borsa kumardır. Borsaya girilmez. Bir an önce girin arkadaşlar. Bir an önce girin yatırımınızı yapın. Fonlara mı girersiniz? Ben bilemem. Ama dediğim gibi yani Türkiye'de iki tane yatırım aracı vardı her zaman söyledim. Birisi Bitcoin çok riskli ve şu anda da biraz zorlanıyor Bitcoin. Tarih kırdı tekrar geri geldi. Beklenti çıkma yönünde çıkması yönünde. Ama kumarda oynamayın arkadaşlar. Kumar oynamayın. Yani çok riskli olan şeylere paranız tamamını koymayın. Biraz nezdeyim arkadaşlar kusura bakmayın. Aa, kanalımıza Kanalıma gösterdiğiniz ilgiden çok teşekkür ederim. Yani inanılmaz bir yol aldığıma inanıyorum. Çok mutluyum. Arkadaşlar sorunuz olursa sorularınız olursa sorularınızı yanıtlamaya çalışırım. Yani bir arkadaşım Ereğli ne olacak? Ereğli hakkında bir şey söyler misin demiş. Arkadaşım Ereğli hakkında ne, ne söyleyebilirim ki Ereğli hakkında? Yani biraz hayal kırıklığı yarattı açıkçası. Yani bir arkadaşım vardı 3 sene önce beraber girdik Ereğli'ye. Temettü, temettü alacağız diye işte temettü emeklisi olacağız. Temettü temettü o zaman da çok fazla temettü dilendiriyorlardı. Girdikten sonra ben dayanamadım arkadaşlar. Yani dedim ki bunun verdiği temettüyle ben bir yol alamam. Ben çıktım arkadaş hala devam ediyor. İnan ki çok büyük bir ayak kırıklığı oldu. Ki bunun gibi 3-4 tane hissesi var. Yani baba hisseler. Yani çocuğun morali inanılmaz bozuk. Bunu da anlatırım arkadaşlar. Bir diğer videoda. Teşekkür ediyorum. ilginize. Abone olur. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Eğer yorumlarda sorularınız varsa. Yani benim cevaplayabileceğim sorular varsa. Yardımcı olmaya çalışırım hani size sormaktan ziyade başka şey sorarsanız arkadaşlar memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi pazarlar, iyi tatiller.